Eğitim ve Yayın Dairemiz Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Vakit ayırıp sizler de buraya kadar geldiniz. Su çünkü kıymetli. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak biz 26 Bölge Müdürlüğü'nde yaklaşık 20 bin personelle birlikte tüm Türkiye'de vatandaşlarımızın sağlıklı suya kavuşabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabii Devlet Su İşleri'nin yaptığı çalışmalar ne yazık ki insanların gözünün önünde olan çalışmalar değil. Dağların, tepelerin, vadilerin arkasında kimsenin görmediği noktalarda biz barajlar yapıyoruz, göletler yapıyoruz, sulamalar yapıyoruz. Ne yazık ki vatandaşlarımız da musluklarından akan suyun hep orada olduğunu düşünerek hareket ettiğinden dolayı birazcık da Devlet Su İşleri'nin yaptıklarını anlatabilmek, daha iyi anlatabilmek için Su Elçileri projesini geliştirdik. Bu projeyle birlikte TRT Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir Su Elçileri Avrupa Birliği projemiz oldu. Bu proje kapsamında çizgi filmler yaptık, belgeseller yaptık, kamu spotları yaptık, eğitimler gerçekleştirdik. Konya Havzası, Batı Akdeniz ve Doğu Karadeniz projesi pilot bölgelerimizde, havzalarımızda. Burada 114 öğretmeni su elçisi olarak yetiştirdik. Su elçileri kulüpleri kurmaya başladık okullarda ve öğrencilere birinci elden suyun nasıl kullanılması gerektiğini öğretmeye başladık. Bizim en büyük kaygımız bu tür suyla ilgili sorunlarımızı öğretebilmekti. Ne tür sorunlarımız var? Birincisi yapılarımıza sahip çıkması yönünde. Yani barajlarımıza sahip çıkması gerekiyor çocuklarımızın. Sulama alanlarımıza, göletlere sahip çıkması gerekiyor. Yapılarımıza sahip çıkmaları için birinci öncelikle anlattık. İkinci önceliğimiz çocuklara taşkınla mücadeleyi anlattık. Çünkü taşkın da Türkiye'de çok ciddi sorunlarımızdan biri. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü uluslararası düzeyde taşkın ve erozyon konusunda bilgili bir kurum, tecrübeli, akademik düzeyde bir kurum. Bunu çocuklara anlatarak taşkın alanlarında yapılaşmamayı, üst havzalarda erozyonla mücadeleyi, ağaç dikmeyi, ağaçlara hoyrat davranmamayı öğrettik. Çünkü taşkın hem mal hem de can kaybına sebep oluyor. Sulama kanallarında çocuk boğulmaları biliyorsunuz çok yüksek. Son 10 yılda 1100 civarında çocuğumuz sulama kanallarında hayatlarını kaybetti. Buraları kullanmamaları yönünde eğitimler veriyoruz. Bu en çok Konya, Adana ve Urfa'da sulama kanallarında çocuklarımız hayatını kaybediyor. Tabii takibini de yapıyoruz. Bu tür ölümlerin sayıları da aslında azalmaya da başladı. Bunun dışında tarımda su kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyoruz. Vahşi sulamadan uzaklaştırıp öncelikle gece sulaması, yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle çocuklarımızın ailelerine dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü su çok kıymetli. Su olmadığı takdirde hiçbir ürün üretemeyeceğini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Ve şimdiye kadar da bunu başarılı bir şekilde götürdüğümüzü düşünüyorum. Su elçilerinin ilk serisi 4-7 yaş grubuna hitap eden bir seriydi. 39 bölüm çizgi film yapıldı. Bu TRT'de, TRT Çocuk'ta yayınlandı. YouTube kanallarında yayınlandı. Gayet güzel, başarılı oldu. Çocuklarımız da çok ilgisini çekti. Biz bununla ilgili Avrupa Birliği projemiz bittiğinde 2018-2019 yılında o çizgi filmimizin kahramanı Mandalina ile birlikte Türkiye'de 21-22 ilde 30 bine yakın çocuğumuza yüz yüze eğitim verdik. O saha tecrübesinden de gördük ki çizgi film gerçekten hedefine ulaşmış. Çünkü yetişkinlere artık biz bir şeyi anlatamıyoruz. Yetişkinlerin kulağından girmesini bile sağlayamıyoruz. Ama çocuklar şu anda yetişkinlerden daha vatansever. Dünyayı daha çok düşünüyorlar. Ve geleceğin yöneticilerini, valilerini, kaymakamlarını, milletvekillerini, cumhurbaşkanlarını su konusunda biz şimdiden yetiştirmeye başladığımızı düşünüyoruz. İkinci serimiz yeni karakterlerimizle 22 Mart Dünya Su Günü'nde lansman yapacağız. Bu da daha çok 9-14-15 yaş grubuna hitaben bir çizgi film olacak. Şimdi hepimiz Türkiye'nin 100. yılıyla gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 2023 yılında 100. yılına gelecek. Biz ama şöyle düşünüyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında suya nasıl bakmalıyız? Suyu nasıl korumalıyız? Bunu anlatmak için yeni bir çizgi film serisine başladık. Bu seride de bir Mandareke isminde bir karakterimiz var. Suna isminde bir hanım karakterimiz var. Çok bomba bir karakterimiz var. Üçüncüsü DSI 1923 adında bir
robotumuz var. Bu robotumuz sürekli insan olmak isteyen ama insan olmayı beceremeyen bir robot. Canlılardan daha çok suyu koruyarak hareket etmeye çalışıyor. Bu ve arkadaşlarının suyla ilgili maceralar olacak. Peki şimdiye kadar bu projenin size geri dönüşleri nasıl oldu? Yani sizce hedefine ulaştı mı? Sonrası için ne düşünüyorsunuz? Su elçileri projesi, Avrupa Birliği projesi, Avrupa Birliği tarafından en iyi projelerden biri seçildi. Sürdürülebilirlik konusunda da Avrupa dahil en iyi proje biziz şu anda. Çünkü yaklaşık olarak 4 yıldır sürdürülebilirliğini aslanlar gibi devlet su işleriyle birlikte yürütmeye devam ediyoruz. Çünkü projelerde sürdürülebilirlik önemlidir. Harcanan paranın doğru yere harcanıp harcanmadığını görmesi açısından toplumun bu sürdürülebilirliği de başarıyla sürdürüyoruz. Doğru hedefe gittiğimizi çok iyi görüyorum. Özellikle sosyal medya hesaplarımızdan çocukların, bize ailelerin ciddi geri dönüşleri var. Fırsat buldukça onları da yanıtlıyoruz. Yaptığımız işi 39 bölüm çizgi film senaryosunda da zaten suyla ilgili, doğayla ilgili, çevreyle ilgili, tarımla ilgili birçok konuyu işledik. Bu işlediğimiz konulardan dolayı aileler de mutlu, çocuklarının davranışlarında bile değişiklik olduğunu söylüyorlar. Genel başkanı da olduğunuz Su Elçileri Derneği'nin kuruluşundan ve yaptığı çalışmalardan bahsedelim. Tabii. Su Elçileri Derneği Avrupa Birliği projesinin bir çıktısı. Avrupa Birliği projesi bittikten sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ndeki birlikte çalıştığımız arkadaşların olduğu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı'nın, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Başkanı'nın olduğu bir dernek haline geldik. Bizim derneğimizin özelliği proje üretme konusunda uzman bir ekip halindeyiz. Şu ana kadar 9'a yakın projeye başvurduk. Bunlardan 3 tanesi geçti. Kalanlarının daha değerlendirilmesini bekliyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğümüzün ortaklığında Konya'da bir Su Elçileri Derneği'nin projesi var. Konya'daki çiftçilerimizi eğitme yönünde. Kırşehir Kaman'da Tarım Lisesi var. Tarım Lisesi, Kırşehir DSE Şube Müdürlüğü ve Su Elçileri Derneği ortak projemiz var. Bolu'da bir proje gerçekleştirmeye hazırlık aşamasındayız. Bekleyen de Avrupa Birliği projelerimiz var. Avrupa Birliği fonları biraz yavaş ilerliyor, onların süreçleri. Dernekte hedefimiz 2021 yılında Su Elçileri Uluslararası Federasyonu'nu kurmak. Şu anda Genel Müdür Yardımcımız, Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın'ın başkanlığında da Su Elçileri Kadın Derneği'ni kurduk. Önümüzdeki günlerde Su Elçileri Eğitimciler Derneği'ni kuracağız. Makedonya ve Azerbaycan'da da Su Elçileri Derneği'ni kurup Uluslararası Su Elçileri Federasyonu haline gelip fonlardan daha çok bütçe alıp daha iyi işler yapabilme yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Sponsorlarımız var. Bazı firmalar bize sponsorluk yapıyorlar. Bu sponsorluk kapsamında da bir jip aldık. Yakında bu jiple bir belgesel çekimimiz başlayacak. Yine Devlet Su İşleri ile birlikte tırımız var, bir eğitim tırımız. 22 Mart Dünya Su Günü'nde bu da vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Tüm Türkiye'yi gezecek bir tır hazırlıyoruz, eğitim tırı. Yine 22 Mart'ta piyasaya süreceğimiz Su Elçileri ajandası hazırlıyoruz. Nisan ayında da hikaye kitaplarımız ve boyama kitaplarımız çıkacak. Mayıs ayında da yine bir aksilik olmazsa İzmir'de dernek olarak çocuklara yönelik tiyatro oyunlarını başlatacağız. Yani bizim için suyun tasarruflu kullanılması tabii ki önemli. Ama bizim için önemli olan suyun kirletilmeden kullanılması. Suyun kirletilmesi demek gelecek nesile sağlıklı su bırakmamız anlamına gelmekte. Buyurunuz. Bununla ilgili işte ailelere, çocuklara böyle hani şunları yapın evinizde diyeceğiniz neler var? Aileler aslında pratik bir şekilde çöplerini ayrıştırırken öncelikle düzgün bir şekilde ayrıştırması gerekiyor. Mesela çöp öğütücü makineler oluştu artık lavabolarda. Bunları mümkünse kullanmayın. Çünkü bunları kullandığınız takdirde bizim arıtma sistemlerimize yük bindiriyorsunuz. Eğer zeytinyağını siz lavaboya dökerseniz bizim arıtma tesisine yük bindiriyorsunuz. Buralarda bunları arıtmakta güçlük çekebiliriz. Bu yüzden mümkün olduğunca kirliliğinizi, mesela zeytinyağlarını, belli alanlarda depolama alanları var. Buraya götürebilirsiniz. Evdeki çöplerinizi ayrıştırabilirsiniz. Bunlar gelecek nesillerin sağlığının bozulmasına
neden oluyor ne yazık ki. Sadece bunlar değil. Fabrikaların arıtma yapmadan bıraktıkları kirlilik, tarımda kullanılan, çok yoğun kullanılan ilaç ve gübre kalıntıları da ne yazık ki su kaynaklarımızın kirlenmesine sebep oluyor. Buradan başka gidecek dünyamız yok. Şu anda işte geçen hafta ya da bu 3-4 gün önce Mars'a bir uzay aracı daha indirildi. O uzay aracının öncelikli görevi su bulmak. Mars'ta su var mı yok mu? Gidecek başka dünyamız yok. Eğer biz suyumuzu birlikte koruyamazsak, kirletmeye devam edersek toplumsal sağlığımızda ne yazık ki bozulacak, gelecek nesiller sağlıklı bireyler halinde yaşamaya devam edemeyecek. Bu yüzden en önemli ricamız mümkün olunca suyu kirletmeden kullanılmasını sağlamak. Avrupa'da kullanılan bulaşık ve çamaşır deterjanları bizde de kullanılıyor. Bizde kullanılan çamaşır ve bulaşık deterjanları Avrupa'dakilerden 10 kat daha fazla kimyasal içeriyor. Bunun da sebebi yapılan anket çalışmalarında vatandaşın daha parlak bardak, daha beyaz tişört istemesinden kaynaklanıyor. Bu problemli bir durum. Vatandaşlarımızın birazcık taleplerini gözden geçirmesi gerekiyor. Kimyasal olarak şu anda borla yapılan bulaşık deterjanları ve çamaşır deterjanları var. Belki buraya yönlenebilirler. Bu çamaşır ve bulaşık ciddi anlamda bizim iyi kirleticilerden. Bu kirleticileri azaltmak için böyle bir yöntem geliştirebiliriz. Bunun dışında Türkiye Cumhuriyeti ya da dünyada da aslında böyle olmalı. Nüfusların ülkelerin içerisindeki dağılımına da dikkat etmek lazım. Türkiye'deki su kaynaklarının 1/3'ü Fırat Dicle Havzası'nda bulunuyor. Ne yazık ki vatandaşlarımızın 1/3'ü de Marmara bölgesinde yaşıyor. Bu sürdürülebilir değil. Bir müddet sonra Marmara bölgesindeki nüfus artmaya devam ederse artık oradaki su kaynaklarının oraya yetmeyeceği gün gibi aşikar bir matematik aslında. Oradaki su miktarı biliniyor. Günlük kişi başı düşen su miktarı biliniyor. Rakamları artmaya başladıkça kişi başına önce düşen su miktarı azalacak. Sonra da kaos çıkacak. Bu kaosları engelleyebilmek için de ülkemizin nüfus politikasını su kaynaklarına göre yeniden revize etmesi gerekiyor. Biz sinema filmi için Suyun Dördüncü Hali ismini kullanmayı düşünüyoruz. Çünkü Suyun Dördüncü Hali gelecek çocuklar diye kafamızda kurguladık. Biraz önce de söyledim. Önümüzdeki yüzyılda çocuklarımızı suyla ilgili göreve davet etmek için Suyun Dördüncü Hali ismini vermeyi düşünüyoruz çizgi filmimizin sinema versiyonuna. Hatta Su 4.0 şeklinde de bir endüstriyel yaklaşımımız da var. Eğitimlerimizde, bundan sonraki eğitimlerimizde bu şekilde kurgulamayı, planlamayı düşünüyoruz. Bir şey de merak ediyorum. Aslında şimdi hani ciddi konular bunlar. Tabii. Yani küresel ısınma vesaire hepsi çok ciddi konular ama siz çocuklara yönelik bir şey yapıyorsunuz. Onların düzeyini indirmeye, dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Ve tabii ki bunu eğlenceli de yapmak tabii gerekiyor. Bununla ilgili şimdi karakterlerimiz çok keyifli o anlamda. Karakterlerimizin kimlikleri, o kısmı, eğlence kısmını onlar yaratacak. Hedefleri olan, kendilerine göre geçmiş ve gelecek tecrübeleri olan karakterlerle ilerlediğimizden dolayı eğlenceli bir şekilde çocuklara biz şeyi vereceğiz. Suyla ilgili anlatmak istediklerimizi anlatacağız. Eski tecrübemiz de öyle oldu zaten. Doğrudan çocuklara olumsuzluğu vaat ederek hareket etmiyoruz. Çözüm getirebilecek yöntemleri anlatarak ilerlemeye çalışıyoruz. Olumsuzluk çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratıyor haliyle. Çocuklar aslında yetişkinlerden daha duyarlı. Gerçekten daha duyarlı. Şimdiye kadar ben burada sizlerle paylaşmadığım daha detaylı konuları birçok yerde anlatıyorum. Korkunç şeyler anlatınca. Aa diyorlar, öyle mi gerçekten? Üzülüyorlar, hayıflanıyorlar, korkuyorlar. Sizinle birlikte çalışalım, proje üretelim diyorlar. O toplantı bittikten sonra bir daha geri dönüş alınamıyor. Çünkü mesela sizlere de sorayım. Gündemimizin ilk 5 maddesinde su ve çevre olan kaç kişi var burada? Kimsenin su ve çevre gündeminde değil. Nasıl olsa birileri hallediyor bunu diye düşünüyor. Sanatı düşünüyoruz, işte sporu düşünüyoruz, ekonomiyi düşünüyoruz. Ama magazinde düşünüyoruz, su ve çevreyle ilgili kimsenin bir kaygısı yok. Bakın pandemi bize şunu öğretti. Medeni hayatın sahtekarlığını öğretti. Çünkü çağdaş yaşamı vurduğundan dolayı pandemiyi kıymetli bulduk biz.
Şu anda herhalde 2,5 milyona yakın insan hayatını kaybetti dünyada. 110 milyon civarında da Covid hastalığına yakalanan vatandaş olduğunu düşünüyoruz dünyada. Fakat dünyada 8 milyar insan yaşıyoruz. Her yıl 6 milyon insan sağlıklı su kaynaklarına ulaşamadığından ve gıda eksikliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Kimin umrunda? Yani haberiniz olmuyor. Hiçbirimizin haberi olmuyor. Fakat şu anda sevdiklerimize sarılamıyoruz, seyahat edemiyoruz, lokantalara gidemiyoruz, kafelere gidemiyoruz, eğlenemiyoruz, tatil yapamıyoruz. Vah vah evlere kapandık diyerek hayıflanıyoruz. Ama samimiyetsiziz. Çünkü her yıl zaten 6 milyon insan hiç azımsanmayacak bir şekilde ölüyor. Bir örnek daha vereyim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti %95 oranında her yere su götürüyor. %95 oranında da ülkemizdeki vatandaşlarımızın atıklarını topluyoruz, tuvalet atıklarını. Dünyada hala 2,5 milyar insan tuvaletlerini sokaklara yapıyor. Bu yüzden kaçırılıp öldürülüyorlar. Korkunç bir tablo. Biz bunları yaşamıyoruz. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten güçlü bir devlet. Gücümüzü en iyi şekilde vatandaşımızın kullanımına açmış durumdayız. Ama bunları yaparken de bu yapılan çalışmaların kıymetini göz ardı etmeyelim. Hepiniz her sabah kalktığınızda 10 metre yürüyerek suya ulaşabiliyorsunuz. Bugün dünyanın birçok yerinde kadınlar 10 kilometre yürüyerek su taşıyor. Ve onu da kendi ihtiyaçları, yani böyle yok balığımı su vereyim, kedimi sulayayım, çiçeğimi sulayayım, işte duşumu alayım için değil. Sadece belki yemek yapmak için ya da içmek için taşıyorlar. Öyle küveti dolduralım, hadi duş alalım. Öyle şeyleri yaşamayan binlerce insan var, milyonlarca insan var. Bizlerin de o insanları düşünüp hareket etmemiz gerekiyor. Suyumuzu kullanırken hoyratça davranmamamız gerekiyor. Bu suyun nerelerden nasıl geldiğini iyi biliyor olmamız gerekiyor. Çocuklar bunu biliyor. Çocuklar pandemide de zaten en çok dikkat kesinlikle eden seçim. Dolayısıyla inşallah büyükleri de dönüştüreceklerdir bu konuda. Pandemide mesela biz şunu da yaşadık. Barajlarımızda maske topluyoruz. Yani bu kadar mı kötüyüz ya? Tüm dünya için geçerli bu. Maskesini atıyor adam. Pandemide biz en çok su kaynaklarımızın yine kirlendiğini gördük. Çünkü herkes hijyenle ilgili bir sorun yaşadı. Bunu atlatabilmek için daha çok hijyen malzemeleri kullandı. Artı suyu da çok kullandık. Ama yine elimizden geleni yapıyoruz devlet olarak. Bu tür sorunları vatandaşımız en az düzeyde yaşasın diye. Tabii şeyi de yabana atmamak lazım. Toplumumuzun geneli de bu kadar kötü niyetli değil. Yani küçük bir kısmı sorunlu ama genel anlamda vatandaşlarımızın duyarlılığını da yabana atmamak lazım. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Şu ağaçların çiftliğinin karakterlerinden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. Neler şimdi bekliyor çocukları, nasıl maceralar yaşayacaklar? Şimdi maceraları söylemeyelim, o sürpriz olsun. Ama genel anlamda zaten su elçileri bir önceki versiyon ve şimdiki versiyon arasında çok büyük bir fark yok. Sadece suyu koruyan bir elçi topluluğunun üyelerinden bahsediyoruz. Ana fark şu, daha önceki versiyon 0-4 yaş, 0-5 yaş grubuna hitap ediyordu. Belki 6 yaşa kadar. Biz 6 ve 70 yaşa hitap ediyoruz. Yani bizim yapacağımız çizgi filmlerde, yayınlanacak çizgi filmlerde 50 yaşındaki bir vatandaş da kendinden bir şeyler bulup gülecek veya işte su böyleymiş diyecek. 9 yaşındaki çocuğumuz da evet buymuş diyecek. Tabii ki bizim asıl amacımız çocuk grubuna hitap etmek. Ama bununla beraber dünyada örnekler olduğu gibi Pixar vesaire bilmem ne yaptığı gibi daha üst bilinç grubuna da hitap etmek istiyoruz. Bu yüzden karakterlerimiz biraz daha gerçekçi. Daha cartoon denilen, yani o çizgi film değil, biraz daha gerçekçi karakterler. Tabii bütün animasyonlar 3 boyutlu olarak yapılıyor. Bütün mekanlar 3 boyutlu olarak tasarlanıyor. Mekanlar tasarlanırken çok detaya giriliyor. Karakterlerin oluşumundan biraz bahsedeyim isterseniz ve karakterlerin kendi kimliklerinden bahsedeyim. Ana 3 karakterimiz var. Tabii ki bunun yan karakterleri de var, hikayeye giren karakterler. Ana karakterlerimizin ilki Mandrake. Gene bir manda, suyla alakalı olarak. Mandalina'nın babası. Mor bir manda. Ama süper güçleri olan birisi. Kadim bir
topluluk su elçileri topluluğundan geliyor. Grubun lideri, aynı zamanda sözcüsü. Tabii Mandalina ve Mandrake su elçileri derneğinin de maskotu aynı zamanda. Mandrake'nin özel güçleri sudan kaynaklanıyor. Belinde taşıdığı kemerinde çeşitli sular var. O suların seviyesine göre süper güçleri artıyor ya da eksiliyor. Suyun kirli olup olmadığını boynuzlarıyla ölçebiliyor. Uçabiliyor. Bunun gibi özellikleri var Mandrake'nin. Birçok özelliklerinin yanında. Şimdi sadece bunları söyleyeyim. Suna karakterimiz bir ördek aslında, gene suyla ilgili. Ama tıp doktoru. Ha, bu arada Mandrake'de bir ziraat mühendisi. Tıp doktoru. Aynı zamanda fitoterapiyle uğraşıyor. Kuralları olan ve bu kuralları uygulayan bir ördek. Bizim kadın karakterimiz, dişi karakterimiz bütün hikaye boyunca. Çok kuralcı olmasından dolayı bazı hatalar yapabiliyor. Ama o kuralları daha sonra düzeltiyor. İyi niyetli tabii ki, ama her kuralcı olan insan gibi o da biraz dik başlı. Bir de Özgür Bey'in söylediği gibi bomba karakterimiz asıl bizim robotumuz. Direct Search Information, yani DSI 1923. Robot direkt ulaşıyor bütün bilgiye. Biz aslında robotu ilk oluştururken şöyle düşünmüştük. Bilgi evet her şeydir ama tecrübe olmadan bilgi biraz da sakin kalır. Bunu çocuklara öğretmek istedik. Robot biraz özen duyuyor. İşte mesela barfix çekiyor. Kıskançlığı hissetmek istiyor. Ama Google'dan okuduğu için her şeyi ve bilgileri hep Google vesaire olduğu için sıkıntı yaşıyor. Çünkü onların kafasındaki yapay zekadaki 1-0, 0-1 mantığıyla gittiği için mesela mecazlarda sıkıntı yaşıyor bizim robotumuz. Yani kulağına su kaçmak deyimini çözemiyor bir türlü, örnek veriyorum. Sonra dediğim gibi pandeminin bir döneminde ağzında maskeyle dolaşıyor ama bende antivirüs programı var diye dolaşan bir tip. Yani böyle bir tip düşünün. Aslında komedi üyesini, mizah üyesini yakaladığımız bir karakter. Ama aynı zamanda da çocukların gelecekteki bilincini, yani futurizm dediğimiz o gelecek mantığını yakalayabileceği bir karakter. Tabii biz biraz daha ileriyi düşündüğümüz için, Özgür Bey'in söylediği gibi 2200'ler, 2300'leri düşündüğümüzde bizim ana karakterimiz robot olacak. Yani Mandrake'den vesaireden ziyade robota doğru yöneleceğiz. Ama tabii robot sürekli özlüyor. Yani robot da demeyelim, ismi var DSI 1923. O ismini kullanmanın derdinde. Hep ismimiz robot demeyin bana falan havasında. Bu bütün karakterleri biz oluştururken öncelikli olarak şuna baktık. Anadolu pedagojisinde çocuklar neye bakıyorlar? Yani Avrupa pedagojisiyle değil, Anadolu pedagojisiyle baktık biz bu olaya. Sonra sosyolojik olarak neredeyiz? Ne duruma geleceğiz? Bunların hepsi karakterleri oluştururken bizi çok düşündürdü. Belki sadece Mandrake'nin oluşumu 2,5 ay sürdü. Arkasından robotun oluşumu belki bir 3 ay sürdü. Çünkü robotu işte günümüzün Transformers'ına benzetmememiz lazım. Ama benzeyen taraflarının da olması gerekiyor. Ya da işte ne bileyim bu iRobot vesaire gibi yeni çıkan sür gitti ürünlere benzememesi lazım. Daha futurist bir robot da tasarlayabilirdik aslında. Ama geçmiş böyle nostaljik bir robot tasarlamamızın nedeni bizim biraz daha geçmişe bağlantılı, yani kökünüzün geçmişte, gözünüzün gelecekte olması gereklerini vermek. Bunlara baktığınız zaman bizim karakterlerimizin hepsinin noktasına varana kadar, belki bilekliğine, belki gözündeki renge kadar hepsinin bir anlamı var. Bu anlamlar da zamanla bütün hikaye içinde belli olacak. Tabii biz bunu çocuklara verirken çocuklar "aa bu böyleymiş" demeyecek. Zaman içinde alacak. Ama ana konumuz zaten su. Yani bu konuda Özgür Bey bizi öyle bir zehirledi ki su konusunda, artık suyla yatar suyla kalkar olduk bir dönem. Yani ve evdeki su tasarrufunu nasıl yapalımdan ziyade nasıl kirletmeyelim düşünmeye başladık. Tabii suyun da geleceği ve geleceğimizi de elimizde tutma mantığıyla hareket etmeye başlayınca da bizim üç karakterin, artı yan karakterlerimiz de çok, kunduzumuz vesairemiz bilmem nemiz de var.
onlarla beraber toplu bir evren oluştu ve bu evrenin içinde yaşamaya başladılar. Şimdi bizim bütün ekip onlarla beraber yaşıyorlar. İşte sabahleyin birisi geliyor, bugün Suna şunu yaptı falan diye konuşuyor. Çünkü onlarla yaşıyorlar, onlarla yatıyorlar, onlarla kalkıyorlar. Benim görevim onları doğru bir şekilde yönetmek. Uzun metrajla ilgili takviminiz nedir? Şimdi uzun metraj şöyle bir, dünya standardında uzun metraj normalde kaç dakika olacağıyla alakalı tabii ama biz 60 ile 90 dakika arasında düşünüyoruz. Dünya standartlarında 60-90 dakika bir animasyon filminin yapım süresi 2,5 yıldır. Yani başlangıçtan sonuna kadar. Biz biraz daha hızlı hareket edebiliyoruz. Kim ne derse desin Türk sineması ve Türk animasyonu bu konuda çok ileride aslında. Yani Hindistan'dan sonra belki gelebiliriz. Tabii Amerika'yı katmıyorum Hollywood'u. O yüzden biz startı aldıktan sonra bir sene içinde falan vizyonda oluruz diye düşünüyoruz. Ama bunun için tabii ana hikayenin, pandeminin vesairenin tam oturması gerekiyor. Pandemi kurallarında sinemada çocukların olması doğru mu değil mi bunların hepsi düşünülüp ona göre hareket etmemiz. O yüzden biz tiyatromuzu da erteledik. Yani bizim karakterlerimizle beraber 6-7 kişiyle oluşan bir çocuk tiyatro ekibimiz var ve hazır bekliyorlar şu anda. Özgür Bey'in de söylediği gibi Mayıs ayında İzmir'de galiba ilk startı alacaklar. Yani uzun metrajı da tahmin ediyorum 2024 veya 2023 yılında yayınlarız diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.